O top atılacak, ezan okunacak, onun beklenmesi, daha önce koşarak fırından pide yaptırmak, işte pidenin içine pidenin neli olduğunu hatırlatmak için kenarına bir para koyardık filan. Nerede o eski Ramazanlar? Gerçekten bu soru son yıllarda çok sık sorduğumuz bir soru. Çünkü Ramazan diye hatırladığımız bolluk, bereket, komşuluk, paylaşım, ziyaret, birlik, beraberlik daha doğrusu. Galiba aradığımız o. Onu kaybettik. Yalnızlaştık. Bir şeylerin doğru gitmediğinin farkındayız. Geleneğimizi yaşatmak, gelecek nesillerin de o yaşamı tanımasını sağlamak için bir kendimize gelmeliyiz gibi geliyor bana. Önce sahur geliyor çünkü gecenin bir saatinde bütün ev halkı kalkar. O mis gibi kızarmış ekmek kokusu gelir, çorba kokusu gelir burnunuza. Heves edersiniz, ben de oruç tutacağım diye. Aile büyükleriniz evde tabii ki oruçludur. Onlara iştirak edersiniz, sonra yatarsınız. Ertesi gün okul vardır. Okulda öyle öğlen saatleri yaklaştıkça karnınız acıkmaya başlar. Annem o nedenle niyet önemli. Niyet etmene gerek yok. Belki ola ki karnın acıkır filan diye teselli ederdi. Zaman zaman niyetimizi tutar ve o görevimizi yerine getirmeye çalışırdık ama her defasında olmazdı çocukken tabii. İftar saatleri, o top atılacak, ezan okunacak, onun beklenmesi, daha önce koşarak fırından pide yaptırmak, işte pidenin içine pidenin neli olduğunu hatırlatmak için kenarına bir para koyardık filan. Gerçekten büyük bir hazırlık, heves, heyecan, insanlarda çok özel bir dönem ve İslamiyet'i bize yaşatan bir dönem olduğu için Ramazanlar büyük bir heyecan ve zevkle geçerdi. İşte iftarda o işte hurma falan ikram edilecek diye sıraya girerdik. Çok güzel günler olarak hatırlıyorum. Bugün ne yapıyorsunuz siz derseniz, bugün çocuklarımın ve torunlarımın mahrum kalmamaları için her gün değil ama hiç olmazsa mümkün olduğu kadar sık onlara iftar sofrası kurup bu sofranın bereketini, nedenlerini hatırlatmaya çalışıyorum. Benim çocukluğumda şöyle demişti annem, neden oruç tutuyoruz? Bir gün ola ki yiyecek bulamayız, içecek su bulamayız. Bunu bulamayan insanları düşünerek onlar için saygı olarak biz oruç tutalım. Bir gün biz de bulamayabiliriz. Öyle bir günde şükretmeyi, hamd etmeyi bilelim. Ben de aşağı yukarı bu şekilde söylüyorum çocuklarıma. Gerçekten de böyle özel, önemli günlerde bir kez daha ait olduğumuz dinin kurallarını hatırlamakta fayda var. Bu kültürün bize nasıl geldiğini ve neden bu bir ay oruç tutmamız gerektiğini dinimiz bize işaret ediyor, öğütlüyor daha doğrusu.
Buna uymaya çalışıyoruz büyük bir inancımızla, niyetimizle. Ve bunun bütün dünya insana bereket getireceğine inanıyoruz. Yardımlaşmayı ve bu güzel, anlamlı günleri paylaşmayı seviyoruz. Benim için en büyük anlamı bu. Sevgili seyircilerim, Ramazan'ı gönül huzuruyla yaşamanızı dilerim. Bu güzel günlerin paylaştıkça çoğaldığını biliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.